garantörü, garantör. Anlatabildim mi? Hatta hemen tevkif felsefe deyince çıkar arasında aklımıza gelebilecek bir tartışmayı burada başlatayım. Şimdi Augustinus, Hristiyan. Augustinus mesela Tanrı'ya nereden varıyor biliyor musunuz? Çok enteresan bir yerden varıyor. Evet diyor, ben ölümlüyüm, bitimliyim. Etrafımdaki her şey öyle. Yani etrafımda kalıcı, sabit, değişmez, mutlak hiçbir şey yok. Ama diyor ben matematik yapıyorum, geometri. Geometrinin hakikatleri, doğruları zaman dışı, ezeli, ebedi, değişmez doğrular. Evrensel. Evrensel. 2 kere 2, 4. Çok enteresan bir şey. Bu evrensel, zaman dışı, değişmez, mutlak doğruları ben yaratmış olamam. Ben düşünmüş de olamam. Onlara o zaman bir yer lazım. Yani 2 kere 2'nin 4 etmesinin, bakın 2 kere 2'nin 4 etmesinin doğruluğunun bir teminatına ihtiyacım var diyor Tanrı'ya. Tanrı geometrinin garantörüdür. Yeni çağda Descartes de aynı şeyi söylüyor. Aynı şeyi söylüyor. Gayet tabii. Anlatabildim mi? Descartes de aynı şeyi söylüyor ama Descartes Tanrı'ya ihtiyaç duymaksızın hakikatin garantörünü bulmaya çalışıyor. Ne diyor? Düşünüyorum. Her şeyi yapıyorum, düşünüyorum, şüpheleniyorum, düşünüyorum. Düşünüyorsam o halde varım. Tanrı'ya ihtiyaç yok. Yani düşünmenin, bilincin keskinliği, kesinliği, bilinç sahibi olan, düşünen bir varlığın, varlığının kesinliğini sağlayabilir orada. Ama diyor ya, Tanrı beni aldatmaz. Ha, o bir oyun. Yani aslında Descartes yapan Tanrı beni aldatmaz değil. O yani dönüyor şeye. Eskiye dönüyor orada, orta çağa dönüyor. Yani çok güzel bir nokta. Şimdi bakın, birisi matematik hakikatlerin teminatını, garantisini, 2 kere 2'nin 4 ettiğinin, bakın, 2 kere 2'nin 4 ettiğinin garantisini Tanrı'da buluyor. Bende olmaz, etrafındaki fizik nesnelerde olmaz. Hepsi bitimli, hepsi sonlu, hepsi eksik, hepsi kusurlu. Ama 2 kere 2, 4. O zaman bunun garantörü Tanrı. Descartes de modern bir adam olduğu için hangi hakikatin, işte o nihai hakikatin, kesinlikle şüphe edilmesi mümkün olmayan hakikatin nedir? Şüphe ediyorum, düşünüyorum, düşünüyorsam o halde varım. Tanrı'ya ihtiyaç yok. Tanrı'ya sonra geçiyor. Neden geçiyor biliyor musun? Çünkü eğer düşüncesinin varlığından kendisinin varlığının kesinliğine geçerse orada kalır. Tamam anladık. Tamam anladık, sen varsın. Peki matematik hakikatler? Dönüyor gene Augustinus'a. Bende matematik hakikatler var. Tanrı beni aldatamaz. O halde matematik hakikatlerin, yani Descartes'in orası parlak değil. Ama Descartes'in açmış olduğu yol önemli. 2 kere 2'nin 4 edişini dede acaba kuşku duyabilir miyim diye sorup ruhun kendisini aldatmayacağını, çünkü Tanrı'nın... Hayır öyle değil. Hayır öyle değil. 2 kere 2'nin 4 etmesinde de ruhun beni aldatabilir diyor. Haklısın. Descartes'ten bahsediyoruz. Evet. Ama oradaki o hakikatin içeriğinin önemi yok zaten. 2 kere 2'nin 4 etmemesinin şüphelenebilinir bir hakikat olup olmamasının önemi yok. Önemli olan şu: ben bundan şüphelenirken, ben burada yanılabilirken bile yanılan bir varlık olarak var olduğumdan eminim. Birinci adım o. Birinci adım orada. Ama işte o yeni. O yeni. Orada şey başlıyor. Modern felsefe orada gerçekten başlıyor. Ama sonra eski malzemeye tekrar dönüyor. Temeli yeni atıyor ama eski malzemeden kepişleri yine kullanmaya başlıyor.